Hayvancılığımızın geleceği, küçükbaş hayvancılığımızın yarınları için ortak akıl, ortak adım hedefiyle gerçekleştirdiğimiz bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli katılımcılar, sizler de takip ediyorsunuz. 18 aydır makamdan çok sahadayız. Çiftçimizle tarlasında, üreticimizle serasında, yetiştiricimizle merasında, balıkçımızla terasında, hasılı her imkan ve her şartta sizlerle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Ve bakanlık olarak 1,5 senedir çiftçimizin kesesine ne ekleyebiliriz, yetiştiricimizin emeğini nasıl takdir ederiz diye samimi bir gayret gösteriyor, projeler hazırlıyor. Ya sizi Ankara'ya çağırıyoruz ya da biz ayağınıza geliyoruz. Evet, 1,5 yılda 17 yurt dışı ve 65 il ziyaretiyle toplam 200'e yakın program gerçekleştirdik. Dünyadaki gelişmelerin hızından geri kalmamak adına bakanlık olarak bürokrasiyi azaltarak yeni tarım politikalarımızla seri ve etkili bir süreci de yönetmeye çalışıyoruz. Bunun için geçtiğimiz aylarda ülkemiz tarihinin en geniş katılımlı Tarım Orman Şurası'nı ortak akıl buluşmalarıyla gerçekleştirmiştik. Bir fikrim var diyen bütün vatandaşlarımızdan gelen 50 bine aşkın fikir, plan ve projeyi çalışma gruplarımızda tetkik ettik, tahlil ettik ve tasdif ettik. Son 1,5 aydır da bu büyük bilgi, plan ve proje hazinesinden yol haritamızı çıkarmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle şura sürecinde bizlere liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, katkıda bulunan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, şura uzun soluklu ve sorumluluk dolu bir maratondu. Temmuz'da duyuruyu yaptık, Kasım'da da şurayı topladık. Ocak'ta da yol haritamızı sizlerle paylaşmaya bugün itibariyle de başladık. Bakanlığımızı ilgilendiren her saha ile ilgili söyleyecek sözümüz, tutacak bir iş planımız var. Evelallah bunları peyderpey ilan edecek ve desteklerinizi bekleyeceğiz. Tabii şurada su odaklı planlama, sözleşmeli üretim, üretici örgütleri, gıdada taklit ve tahşiş gibi konularda oldukça öne çıktı. Fakat hayvancılık konusu da ana konu başlıklarından biri olarak konuşuldu, tartışıldı. Hamdolsun güçlü bir tarım orman sektörümüz, güçlü bir sanayimiz var. Tarım orman sektöründe Avrupa'da ilk sıralarda, dünyada da ise ilk ondayız. Avrupa'da büyükbaş hayvan varlığında ikinci sırada, küçükbaş hayvan varlığında ise ilk sıradayız. Fakat biz dünyayı doyuran en büyük ve en güçlü ülke öyküsünü taşıyan bir millet olarak elbette bunları yeterli göremeyiz. Zira nüfus artışına, küresel ısınmaya, iklim değişikliklerine, açlık, israf, obezite ve bilhassa küresel rekabete bağlı olarak zorlu bir ulusal ödevimiz, zorlu bir uluslararası sınavımız var. Biz de varlığımızın ve gücümüzün farkında olarak ve elbette bizi bekleyen zorlukları da hesaba katarak rekabetçi, örgütlenmiş, sürdürülebilir ve markalaşmış bir üretim hedefine dayanan bir üretim modeli ortaya koyduk. İnşallah bu modeli şuradan çıkan yol haritamızla birlikte ete kemiğe büründürmek istiyoruz. Kıymetli katılımcılar, emin olabilirsiniz ki çiftçimizin, üreticimizin neye ihtiyacı varsa biz de bakanlık olarak her dönemde bütün imkanlarımızı zorladık. Elimizde maddi, manevi ne varsa sizler için seferber ettik. Şunu hiç unutmamalıyız. Varlık yoklukta anlaşılır. Bugün Türkiye'nin her bakımdan edindiği kazanımlar yoklukların ardından gelen bir varoluş hikayesini anlatır. Emek emek işlenen, petek petek örülen büyük ve güçlü Türkiye'nin hangi yollardan geçtiği hatırlanırsa şayet bugünün başarısı takdir edilecektir. Bunun için ben de sizlere hayvancılık sektöründe neler yaptığımızı özetlemek isterim. Evet, bakanlık olarak biz küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız kapsamında son 17 yılda hayvancılık sektörümüze 33 milyar lira hibe desteği sağladık. 2019 yılında küçükbaş hayvan varlığımızı 50 milyon başa çıkardık. Tabii bunlarla yetinmedik, yetinmeyeceğiz. Zira dünyadaki ve ülkemizdeki nüfus artışına ve ete olan talebe bağlı olarak piyasadaki ihtiyaca göre
kısa ve uzun vadeli planlamalar üzerinde de çalışıyoruz. Bununla birlikte küçükbaş süt üretimimizi 2.3 kat artırarak 867 bin tondan 2 milyon tona çıkardık. Toplam küçükbaş et üretimimizi %21,2'lik artışla 94 bin tondan 114 bin tona çıkardık. Başkanım, bunu daha hızlandırmamız lazım. Küçükbaş artık lider olmalı bu işte. Peki bugünlere nasıl geldik? 2006 yılında 286 bin baş anaç koyun keçiye 1.4 milyon lira destek verilirken 2018 yılında destekleme ödemesi yaptığımız anaç koyun keçi sayısını 22 milyon başa, destekleme miktarını ise 540 milyon liraya ulaştırdık. Damızlık koç teke yatırımlarının desteklenmesi projesiyle damızlık koç tekelerinin taban sürülerde kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla proje kapsamındaki Tokat, Manisa, Konya, Bingöl illerinde birliklerimizce yapılan damızlık koç teke yatırımlarından yatırım bedelinin %50'si oranında da destekleme yaptık. Bu işletmelerden koç teke temin eden yetiştiricilerimize de aldıkları koç teke başına %50 hibe karşılığı destekleme ödemesi gerçekleştirdik. İnşallah bu projeyle 2020 yılı başında Eskişehir ve Elazığ illerimizde de %50 hibe ödemesi yapacağız. Ayrıca projenin 2022 yılına kadar uzatılmasına ilişkin çalışmalarımız da devam etmektedir.